Wagon'da 101 olarak sağ tarafta zaten. Şu anda dolar euro 15-20 olmuş. Dün 15 idi. Bugün 15-20. Her geçen gün artıyor. Evet, geldiğim şehir Harkov. Yani program kısaca böyle. Yarın da 11'de buluşuyoruz. 9'da kahvaltıya iniyoruz. 11'de de şehir turu için hareket ediyoruz. Yarına kadar programı vereyim. Sonra devamında veririm zaten. Dediğim gibi yarın 9'da kahvaltıya iniyoruz. İsteyen 9.30'da da inebilir. 11'de tur için hareket ediyoruz otelimizden. Zaten yarın da devamında ne yapacağımızı turlardan bahsederiz. Evet, biraz Harkov hakkında, Ukrayna hakkında konuşalım. Evet, Harkov Ukrayna'nın ikinci büyük şehri. Ukrayna yaklaşık 603.000 kilometrekareydi. Oradan bir Kırım'ı çıkartıyoruz artık. Yüz ölçümü biraz düştü tabi. 603.000 kilometrekare. Şu anda 10 gün önce son nüfus açıklandı. Şu anda 41 milyona düştü nüfus. 45 idi. 1,5 yıl önceki nüfus sayımında. Şu anda 41 milyona düştü nüfus her geçen gün. Her geçen yıl azalmakta. Yaşlı nüfus çok olduğu için. Ve bu 41 milyonluk ülkenin ikinci büyük şehri, birincisi Kiev, 4,5 milyon. İkinci yerde de Harkov gelmekte. 2.5, 2.7 geçmekte. 2,5 milyonluk bir şehir. Devamında Dnepropetrovsk gelmekte, 1.3 milyon. Odessa 1.1 milyon. Donetsk 1 milyon. Lvov 800 bin. Bu şekilde diğer şehirlerde gelmekte. Ancak en büyük, dediğim gibi, Kiev'den sonra Harkov'dur. Ve Harkov aslında baktığımız zaman Doğu Avrupa'nın en önemli, Harkov, bunlar H'le der. Türkçe'de, İngilizce'de K'le, Harkov, K-H yazılır. Onlar ise direkt H'le, Harkov der. Ukrayna değil, Harkiv der, iyi koyarlar o yerine. Çünkü ana dilleri Ukraynaca. Ancak herkes Rusça konuşur, özellikle Doğu Ukrayna'da Rusya sınırına yakın olduğu için. Harkov tam bir kavşak noktası gibidir. Bütün Rusya'dan gelen bütün yollar Avrupa'ya gitmek için Harkov üzerinden geçmektedir. Keza Güney Karadeniz'e, limanlara inmek için de çok önemli bir nokta konumludur. O yüzden de nüfus oldukça büyüktür. Şehirler genelde bulundukları coğrafi yapı bakımından